Evet sevgili izleyiciler, Kadın Hayattır tüm hızıyla devam ediyor. Yine çok güncel bir konuyla devam ediyor. Koronavirüs konuşacağız. Türkiye'de durum ne? Ülkemize bu salgın geliyor mu, geldi mi? Son durum ne? Bunları konuşacağız. Çok değerli bir hocamızla beraberiz. Profesör Doktor Canan Ağalar. Kendisi Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı. Hocam hoş geldiniz Evet, hoş bulduk. programımıza. Çok teşekkür ediyorum burada olduğunuz için bugün. Çünkü çok önemsiyoruz hepimiz bu konuyu. Biraz da korkuyoruz hocam. Koronavirüs aslında tanımlayalım istiyorum ama önce size şey sormak istiyorum. Türkiye'de var mı? Evet. Ben öncelikle teşekkür ediyorum programa Rica davet ettiğiniz için. Şu anda saptanmış Türkiye'de hasta yok çok şükür. çok şükür. Evet. Şu anda hasta yokmuş sevgili izleyiciler. Bir rahat nefes alabiliriz ama bir takım şehir efsaneleri dolaşıyor. Aslında var ama saklanıyor. Hani bir takım şey yol açmaması adına, panik yaratmaması adına saklandığı gibi kulaktan dolma ifadeler var hocam. Ne diyorsunuz bu konuda? Ben aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'nın bilim kurulu üyesiyim bu konuyla ilgili olarak. Onun için her türlü sonuç bize geliyor. Şu anda saklanan bir hasta yok. Bazı hastalar şüpheli, olası tanı diye düşünülerek karantina altına alınıyor ve kan örnekleri Ankara'ya gönderilip çalışılıyor. Ama bunların içerisinde hiç pozitif vaka çıkmadı çok şükür. Çok şükür. Onun için bu hastalıkta da saklanma hastalığın büyümesine yol açacağı için aslında hiç böyle bir yolda izleneceğini düşünmüyorum ben. Yani hasta olduğu zaman da herkes bilgilendirecek ki herkes gerekli önlemi zamanında alabilsin. Çünkü bulaşıcı bir Evet, hastalık. enfeksiyon hastalıklarının primer koruma yolu bu. Bilirseniz eğer hastalığı, ona karşı önlem de alırsanız hastalığın yayılması engellenebilir. Aslında bu hastalık için Çin'de yapılan şey bir ilkti. Bir şehrin karantina altına alınması hastalık çıktıktan sonra ve bunu aslında başarıyla da uyguladılar. Çok büyük nüfustan bahsedilen bir ülkenin hastalık başka şehirlere yayılmadan bir şehirde kontrol altında tutulmasını zor bir şeyi Çinliler aslında biraz da otoriter bir tavırla başarılı oldu. Onun için hastalığı saklamak doğru bir yaklaşım olduğu fikrinde değiliz. Değiliz. Evet, paylaşılırsa daha kolay önlem Dolayısıyla bu altına konuda aslında alınabilir. endişelenecek, korkacak bir durum yok. Evet. Siz biraz önce hatta dediniz ki hocam yayın öncesinde de neredeyse haftada birkaç toplantı yapıyoruz Sağlık Bakanlığı ile beraber. Evet. Değil mi hocam? Biraz anlatır mısınız Evet. oradaki ne gibi önlemler alınıyor şu an? Bu konuda bir taarruza geçtik aslında. Bir farkındalık var ve önlemek ya da Evet. işte tespit edebilmek için bakanlık da çok ciddi çalışmalar yürütüyor değil mi hocam? Aynen Siz de öyle. o birimlerin içindesiniz. Evet. Neler yapıyorsunuz? Şimdi bu Çin'de salgın başladı ve Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirildikten sonra bakanlık çok hızlı bir şekilde 28 kişiden oluşan hocalardan oluşan bir komisyon oluşturdu ve hani ülkeye girmesini önlemek adına öncelikle ne yapılabilir diye. Ve bir hastalığı aslında tanımlamak çok önemlidir. Tabii. Ne olursa bu hastalıktan çok özür Yok, dilerim. rica ederim hocam. Rahat olun lütfen. Şüpheleneceğiz. Onu bilmek önemli. Onun için öncelikle vaka tanımları yapıldı. Sağlık çalışanlarının bu konuda Buyurun, sürünüz için çok hocam özür lütfen, dilerim. hiç önemli değil. Biz detaylarını konuşuyor olacağız. İşte neden kaynaklandı? Bunun sebebi ilk Çin'den çıktı, bazı besinlerden mi kaynaklandı? Çok merak ettiğim Evet. soru var hocam. Hepsini size sormak istiyorum. Bir de komşu ülkelerde çıkması da biraz paniğe yol açtı Evet. mutlaka. Peki tanım yapılması önemli diyorsunuz ya. Nasıl teşhis edildi? Yani bu virüs hastalığı. Zaten adı üstünde koronavirüs diyoruz değil mi Evet. hocam? Biraz bize tanımı da anlatır mısınız? Bütün dünyada da benzer şekilde tanımlandı aslında. 38'in üstünde ateşi olan, Tamam. öksürük, solunum sıkıntısı bulguları olan ve ilk başta demiştik ki Çin'le bağlantısı olan, oraya seyahat etmiş ya da oradan gelmiş birisiyle teması olan birisi. Ama şimdi bu kapsam biraz daha büyütüldü. İşte Güney Kore, Tayland, İran ve İtalya gibi ülkeler de eklendi. Hastalığın çok görüldüğü bölgeler olarak. Bu kişilerle teması olan ama hastalık bulguları da olan kişiler diye tanımlandı. Bunun için sağlık çalışanlarına eğitim
seti hazırlandı ve onlara eğitim verildi. Hastaneler bu konuda bilgilendirildi ve gerekli donanımlar sağlandı hastaneye. Onun dışında da daha önceki salgınlardan temin edilmiş aslında bizim yurt içinde uçak yolcularının girerlerken ateş tarama sistemlerimiz vardı birçok ülkede olmayan. Onlar hemen işletime sokuldu. Ve biliyorsunuz işte bir müddet sonra Çin'den geliş gidiş seferler durduruldu. Aynı şey şimdi İran için de uygulanıyor. Ve birçok ülkeden de önce bu uygulamaları başlatabildik biz aslında. Bunun da hani bilim kurulunun söylediği her şeyin hızlıca uygulanabilir olmasıyla sağlandı. Bunu yaparken biz zaman zaman işte emniyet güçlerini de davet ederek orada onlarla birlikte görüşerek, işte zaman zaman hırsızlarla birlikte işi götürerek gerekli olan için içine katılması gereken tüm birimlerin de desteğini alarak bu yolda ilerleme kat edildi. Sağlık birimleri derken bu en küçük oluşumlara kadar iletildi herhalde. Aile hekimleri bile bu konuda değil mi? Ciddi bir tarama ve testten geçiriyorlar diye biliyoruz. Hepsinde nasıl teşhis ediliyor? Mutlaka hepsini sormak istiyorum ama demin dediniz ya hocam. En önemli belirtisi zannediyorum ki ateş. Ateş İlk bakılan şey ateş mi hocam? Evet. 39'un üstü mü dediniz? 38'in üstü. 38'in üstü. Bir alarm çanlarını çaldırıyor. Başka yanında öksürük, eşlik eden? Öksürük bulgusu. Şimdi yavaş yavaş aslında biraz daha vakit geçse belki hastalık hakkında daha iyi bilgiye sahip olacağız. Çünkü Çin'de çok fazla vaka toplandı ve bunlar kısım kısım yazılarak bize makale olarak dönüyor. Onlardan gördüğümüz edindiğimiz bilgiye göre de vakaların %98'inde ateş var. Yine çok yüksek oranda %95 gibi oranlarda öksürük var. Bizim normal gripte gördüğümüz burun akıntısı, kas ağrıları, eklem ağrıları daha az olmakla birlikte o da var. Onun için mevsimsel griple de çok fazla karışabiliyor. Karışıyor değil mi hocam? Çünkü yani şimdi etrafımızda pek çok ateşi olan, öksüren insan var. Aman bu korona mı diye korkmayalım. Çünkü şu anda mevsimsel grip geçiriyoruz ülkemizde. İnfluenzalar var. Onlarda da çok benzer semptomlar oluyor. Onun için hani onunla karıştırılmaması da gerekiyor. Virüs hastalığı bu aslında. Evet. Biraz onun da detayına girer misiniz hocam? Virüs hastalığı nedir? Enfeksiyon hastalıkları nedir? Yani bakteriden oluşan hastalıklar nelerdir? Biraz onu da tarif eder misiniz? Bilgilenelim hocam. Şimdi şöyle hastalık yapan çeşitli etkenler var. Bunlar bakteriler en sık bildiğimiz ve sıklıkla antibiyotiklerle tedavi ettiğimiz grup. Onun dışında da virüsler var. Virüslere antibiyotikler etki etmiyor. Onun için özellikle uyarıyoruz. Her üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunuzda antibiyotik kullanmayın dediğimiz şey bunun karşılığı. Bu viral enfeksiyonlarda çok farklı aileler var. Virüs aileleri. Korona ailesi de bu virüs ailelerinden birisi. İşte grip etken diyoruz. İnfluenza'nın olduğu farklı bir grup da var. Koronavirüs aslında bizim yabancı olduğumuz bir aile değil. Dört farklı tipi insanlarda hastalık yapıyordu zaten. Önceden de biliyoruz işte çocukların bu burun akıntısı, öksürük, nezle, grip halini oluşturan hastalık etkenleri ve onlardan korkmuyoruz biz. Ve sürekli de her mevsim bu enfeksiyonlarla karşı karşıya kalıyoruz. Koronanın bir özelliği var, hayvanlarda da hastalık yapabiliyor. Bazen hayvanlarla olan yakın temasla da hayvanda hastalık yapan patojen, yani bu virüs hastalandırıcılık özelliğini değiştirip insanda da hastalık yapmaya başlayabiliyor. Biz bunu 2000'li yılların başında işte SARS'la yine Çin'de, sonra da Suudi Arabistan'da MERS'le görmüştük. Bu hayvanlardan insana geçebilme, hastalık yapabilme özelliğini virüsler kazanabiliyorlar maalesef. Bunun da öyle hayvan kaynaklı bir virüs olduğunu düşünüyoruz. Ama şu anda hayvanın kaynağına ne olduğu kesin olarak bilemiyoruz. Daha çok deniz mahsullerinden işte Çin'de ortaya çıkmasının sebebinin deniz mahsullerinden tüketmek nedeniyle olduğu söyleniyor.
Bu kanıtlandı mı hocam? Bu henüz kanıtlanamadı. Bunun ortaya çıkış sebebi de hastalığın görüldüğü yerde bir pazarda, hayvan pazarı, deniz ürünlerinin satıldığı bir pazardan köken alıyor olması. Acaba deniz ürünleriyle mi geldiği uyandırdı, o fikri uyandırdı. Ancak zaman içerisinde görüldü ki bu pazarda sadece deniz ürünleri satılmıyor. Canlı hayvan ticaretinin de yapıldığı bir pazar. Bir de yarasa çok konuşuldu. Yarasa tüketimi. Evet. Hani yarasa tüketimi sonra Çin Büyükelçiliğinden de açıklama oldu. Biz öyle çok yarasa da yemiyoruz diye ama. Şöyle koronavirüsler doğal olarak bulunuyorlar yarasalarda. Onun için hani böyle bir gönderme oluyor. O yarasadan belki başka bir hayvana geçiyor ve sonrasında insana dönüyor diye. Onun için biz kesinlikle şu hayvan kaynaklıdır henüz diyemiyoruz. Evet, belki ileri dönemde. Peki başka sebep olarak bir şey açıklanabiliyor mu hocam? Hayvandan geçmediyse eğer. Bu izole edildiği için virüs hayvan kaynaklı olduğu düşünülüyor. O kesin düşünülüyor. En azından o bir kesin bilgi. Hayvandan insana bulaşı. Tüketimle mi geçiyor hocam? Şöyle, şimdi hayvandan insana nasıl bulaştığıyla ilgili çok kesin bilgilerimiz yok. Ama hayvanlarla yakın temas içinde birisinin olması lazım ki bu bulaşın gerçekleşebilmesi için. Yani onlarla haşır neşir ilgilenen, belki alıp satan, işte ambalajlayan da olabilir. Sadece yemek söz konusu değil o zaman. Hayır, yani hani primer yemek olduğunu düşünmüyoruz ilk kaynağın çıkışının. İşte hayvanlarla sıkı temas halinde olan kişiler, işte çoğunlukla hayvancılıkla uğraşan ya da işte balıkçılıkla, pazara getirip satan ya da onu o hayvanla birlikte yaşayan, hani o koşullarını tam olarak bilmemekle birlikte genel olarak böyle kaynaklanıyor. Peki insandan insana bulaşması nasıl oluyor hocam? Nefes, hava yoluyla mı? Evet. Yoksa temas mı? Şimdi bu hayvan kaynaklı enfeksiyonların büyük bir kısmı insandan insana bulaşmaz diye kabul edilir aslında. Hayvandan insana bulaşır ve o şekilde enfeksiyon yapar. Ama bu bazı virüslerde hayvandan insana geçtikten sonra da insandan insana geçme özelliğinde olduğu gösterilmiş. Bu virüste de bu gösterildi. Hayvandan insana geçtikten sonra insandan insana da bulaştığı biliniyor. Yapılan yayınlardan biliyoruz ki biz, bir kişi hasta olduğu zaman 2 ya da 3 kişiyi bu hastalığı bulaştırabiliyor. Bu hastalık için söyleyebileceğimiz şey bu. Peki bu işte hem havadan ya da temas yoluyla ya da tuvalet dışkılama yoluyla mı? Ama bu da kesin olarak bilinebiliyor mu hocam? Yani koronavirüs taşıyan bir insanla biz aynı ortamda bulunduğumuzda mutlaka bize de bulaşır mı? Evet. Şimdi koronavirüsün bulaş yolu olarak tanımlayabildiğimiz şey, bunlar öksürük ya da büyük damlacıklarla etrafa dağılıyorlar. İşte telefonlarımız olabilir, bara olabilir, elimize hapşırıp öksürmek elimizi kontamine edebilir. Kontamine olmuş yüzeylerin, işte ben de o kişiyle tokalaşırsam ya da onun tuttuğu kolu tutarsam gibi, ağzıma, gözüme, ağız dediğimiz mukoza ya da gözümüzle temas ettirirsek mikrobu alabiliyoruz. Alabiliyoruz. O zaman toplu taşıma araçlarında çok daha dikkatli olmak gerekecektir. Şöyle, hani bu normal, bizim diğer grip de bu şekilde bulaşıyor, mevsimsel gripimizde. Onun için aslında el temizliğimize hep dikkat etmemiz gerekiyor. İnsanların alışkanlığı, çok fazla sayıda elimizi ağzımıza, gözümüze götürüyoruz. Yani hani bunu kontrol etmek biraz zor. Hatta WHO'nun başkanı bir açıklama yaparken kendi kendine demişti, ben de şimdi elimi konuşurken ağzıma götürdüm. Hani bunu yapmamam gerekiyordu aslında. Aslında burada farkında olmadan olmadan yaptığımız hareketlerden birisi bunlar. Yıkamak, el yıkamak çok önemli. Onun için su ve sabunla el yıkarsak eğer, bu hastalığı önlemek için yeterli. Bulaş için 1 metre mesafeyi korursak o da yeterli. Biz böyle Akdeniz toplumuyuz, severiz sarılmayı, öpüşmeyi. Hani belki bu aralar birazcık ona ara verebiliriz. Hijyen, genel hijyen kurallarına dikkat edersek, işte öksürüp aksırırken tek kullanımlık mendilleri, elimizde mendil yoksa avcumuza değil, kolumuzun iç kısmına,
hapşurup öksürmek, bu damlacıkla etrafı kirletmeyi engelleyecek şeyler. Bunlara dikkat edebiliriz. Yine bu virüs için alkol koruyucu, onun için kolonya iyi bir önlem olabilir. Hastalığın bulaşını önlemekte. Bunlara dikkat edersek çok da korkmamız gereken bir enfeksiyon değil. Maske kullanımıyla ilgili çok soru geliyor. Evet. Özellikle internette de ne zaman araştırma yapsak, gerçi bu işte maalesef ki kötüye de kullanılabiliyor. Çok yüksek miktarlarda, yani çok yüksek tutarlara maske satışı söz konusu. Hassas kişiler için. Hani sizler bu uyarıyı yapıyorsunuz ama Türkiye'de maske takmaya gerek var mı? Öyle başlıyor mu hocam maske? Şimdi şöyle, ülkemizde hastalık görülmediği ne söylüyoruz zaten. Onun için sağlam kişilerin maske takmasına gerek yok. Tamam. Ama hasta olan kişi maske takarsa sağlamlara bulaştırmamış olur. Onun için biz maskeyi hasta olan kişilere öneriyoruz. Dolayısıyla hasta olan kişi bir an önce doktora gidip tedavi altına alınırsa da bu da mutlaka bulaşmasını engelleyecektir, değil mi hocam? Evet. Doğru zamanda doktora gitmek de önemli. Evet, mutlaka. Şimdi şöyle, hastaneye gelen hastalar oluyor. Biz böyle öksürük şikayet olduğunu görünce öncelikle onlara birer maske veriyoruz. Siz şu maskenizi bir takın hastane içinde dolaşırken. Çünkü orada işte hastaneye başka amaçlarla gelmiş. İşte şeker hastaları, kalp hastaları, kanser tedavisi gören hastalar olabiliyor. Bunlar çeşitli hastalıklar için daha yatkın bir grup. Riskli. Onlara evet, hastalık bulaşmasın diye öncelikle öksürenlere biz maske taktırıyoruz. Bazı benim meslektaşlarım da hasta oluyorlar poliklinikte çalışırken. Onlar hasta oldukları için maske takıyor poliklinik yaparken. Hastalar paniğe kapılıyormuş. Siz taktığınıza göre biz de mi takmamız lazım? Ama biz hasta olduğumuz için takıyoruz. Gelen hastalara da bulaştırmayalım diye zaman zaman. Onun dışında aslında hastanede şu anda hani biz de maske takıp herhangi bir hasta muayene ederken kullanmıyoruz. Hasta olanlar taksın diyoruz. Taksın diyoruz. Toplumda da aynı şekilde davranabiliriz. Eğer hasta değilsek maske takmamıza gerek olmadığını söylüyor Canan hocamız. Ama bizde bir gripal enfeksiyon durumu varsa, yani grip durumumuz varsa, o zaman maske kullanmamızda fayda var diyorsunuz. Çünkü maalesef bu durumda çok suistimal ediliyor. Evet. Özellikle internette. Hocam, 250 liralara maske, 400 liralara maske satıldığı biliniyor. Çin'de neymiş durum? Siz biraz bahsettiniz maskelerle ilgili. Çin'de bir meslektaşımız yazmıştı. 40 dolarmış şu anda maske fiyatı. Hani bu şeye de gelmeye de gerek yok. Bu kadar panikle, belki onların hani bir salgın yaşadıkları için bu o düştükleri durum daha anlaşılır olabilir. Ama ülkemizde hani böyle çok yüksek fiyat artışlarına neden olacak eskisine göre bir durum da yok. Onun için çok açıklanabilir de değil bizdeki maske fiyat artışları. Sadece onda değil hocam. Mesela özellikle el dezenfektanları da, marka söylemeyeyim diye düşündüm bir an. El dezenfektanları da öyle çok yüksek fiyatlara çıkmışlar. Kullanımı da oldukça artmış. Demin aslında biraz saydınız risk gruplarını hocam. Bu konuda gripte olduğu gibi o zaman. Aynen. Değil mi hocam? Evet. Kimler, çocuklar da bu risk grubunun içinde mi? Bu hastalık için biraz daha çocuklar açısından şanslıyız. Çok şükür. Evet. 9 yaş altında bildirilmiş hiç kaybedilen çocuk yok. Hatta 15 yaş altında da çok düşük oranlarda diyebiliriz. Bir tane vaka bildirilmiş. Ama 50 yaş altı için mortalitesi çok düşük hastalığın. Evet. Yani ölüm oranı, ölüm oranı 50 yaş altında yok hocam. Evet. Çoğunluğumuz biliyoruz zaten ama özellikle söylemek istedim. 50 yaş altında ölüm oranı düşük. Evet. Öyle evet. mi? 50 yaş üstü mü? 50 yaş yüzde üstü. Kaç oranında yüksek? %80. Şöyle genel ortalama verdiğimizde %2 gibi gözüküyor hastalıkta. 50 yaş altı. Hayır, tüm yaş gruplarını katarak söylediğimizde. Çocuk yaş grubunda 0 gibi diyoruz. Tamam. Onlarda sorun yok. 50 yaşına gelene kadar binde dörtler civarında. Daha sonra yukarı çıktıkça artıyor. 80 yaşlarda %15 gibi olmaya başlıyor. Oranlar yani yükseliyor. Daha sorun ileri yaş,
ve tabii ki ona eşlik eden bir takım hastalıklar. Özellikle kalp damar hastalıkları, akciğer yollarının hastalıkları ve şeker hastalığı risk faktörü oluşturuyor. Oluşturuyor. Yani kronik hastalıklar. Evet. Bir de acaba gençlerde ve çocuklarda olmamasının sebebi bağışıklık sisteminin güçlü olmasıyla ilgili olabilir mi hocam? Şu anda tam hani ilişki nedir bilinmiyor. Hatta bazı teoriler üretilmişti. Acaba bu Çinlilerde mi bu kadar öldürüyor veya zırkta olmuyor mu diye. Yeni yapılan bir çalışma var. Onda otopsi yapılarak bu virüsün tutunduğu hücrelerde reseptörler var. Onlarda bir farklılık mı var sarı ırkla diye bakılmış ama bir fark bulunmamış. Muhtemelen altta yatan hastalıklar immün sistemi biraz daha zayıflattığı için o grupta hastalığın ağır seyretme riski biraz daha, yüksek. Peki hocam, özellikle ölüme götüren bir süreçten bahsediyoruz bu hastalıkta. Evet. O süreç ne kadar zaman alıyor, belli mi? Bir ortalaması var mı? Bir de süreci anlatabilir misiniz? Hani ateşle ve öksürükle grip gibi başlıyor ama sonra hastalık ölüme nasıl götürüyor hocam bu virüs insanı? Evet. Söylediğimiz gibi çok %98'i hastaların iyileşiyor çok bir kere. Onun için hani böyle çok paniğe kapılacak bir şey yok ama hasta olanlar bu ateş ve öksürük başlıyor. Daha sonra solunum sıkıntısı oluyor. Solunum sıkıntısı olduğu için yoğun bakımda yatması gerekiyor. Yine Çinlilerin yaptığı yayınlardan gördüğümüz kadarıyla 2 ile 3 hafta arasında yoğun bakımda kalıp hastaların %50'si de o şekilde tekrar yoğun bakımdan çıkıp düzeliyor. Bir kısmı altta yatan bu hastalıkları saydığımız grup maalesef yoğun bakımda kaybediliyor. Birkaç tane çünkü görüntü var. Hep her yerde dolaşan görüntülerde onlar ayakta dururken düşüp hayatını kaybeden, titreyerek hayatını kaybeden insanlar. Onlar herhalde çok yorgun insan görüntüleri gibi geliyor bana. Çok geneli yansıtan görüntüler değil. Hayır, yani hastalığın semptomlarıyla ilişkisi olan görüntüler değil. Hani bir hastalıkta öksürük. Şurada mesela şu an görüntüde görüyoruz hocam. Hep böyle yatan, hayatını kaybetmiş insanlar ya da titreyen, değil mi? Evet. Böyle görüntüler var hocam. Ama bunlar çok... Bunlar bizim tarif ettiğimiz hastalıkla çok benzer görüntüler değil. Değil, değil mi? Evet. Çok gerçeği yansıtmıyor o zaman. Evet, işte zaten belki de paniğe panik yaratan görüntüler bunlar. Peki hocam, teşhisini sormak istiyorum. Özel bir test mi yapıyorsunuz? Ateş varsa tabii önce mutlaka bir hikaye alınıyor hastadan. Evet. Sonrasında nasıl bir tespit yoluna gidiyorsunuz? Çok güzel belirttiğiniz gibi önce muayenesi ve öyküsüyle hastanın ikisini birlikte değerlendirip ülkemizde şu anda Hıfzı Sağ Viroloji Laboratuvarı'nda bu test sadece yapılabiliyor. Onun için Türkiye'nin her yerinden il sağlık müdürlükleri aracı oluyor. Biz sadece hastaneden diyoruz ki böyle bir örneğimiz var, iletilecek. Hemen onlar geliyorlar, örneği alıyorlar ve kendileri sağlık müdürlükleri Ankara'ya iletiyor. Ve Ankara'ya ulaştıktan sonra da 4 saat içinde bu tetkikler çalışılıp sonuç bize telefonlarla bildiriliyor. 4 saat içinde netleşiyor test sonuçları. Evet, Ankara'ya ulaştıktan sonra 4 saat içinde çalışılıyor ve hani 7-24 orada hizmet veriliyor. İşte bugün gitti, yarın çıkacak sonuç gibi olmuyor. Ulaştığı an ellerinde çalışılıyor. Orada çok güvenilir bir sistem var. O sistemi hani gerek olursa belki başka şehirlere de kurulabilir. Ama şu anda orada çok güzel çalışan, oldukça da deneyimli bir ekip var. Onlar çalışıyorlar ve hani biz çok güveniyoruz verdikleri sonuçlar. Çin'den gelen bir grupta da tamamen negatif çıkmıştı sonuçlar, değil mi? Türkiye'ye şu an o anlamda hiçbir hastalık ya da virüs girişi tespit edilemedi. Oradan kendi vatandaşlarımız getirilmişti. Onların hiçbirisinde 14 günlük takiplerinde de saptanmadı virüse. Zaten onlar da orada kendilerine izolasyon uyguladıklarını söylemişlerdi. Hiç kimseyle görüşmediklerini, evde kaldıklarını söylemişlerdi. Bizim onları almaya giden meslektaşlarımız olmuştu. Onlar da hani karantinada kaldılar. Onlarda da herhangi bir hastalık bulgusuna ya da alınan örneklerde de virüse
rastlanmadı. 14 gün dediniz. 14 gün içinde mi kendini, yani bir bulaş olduktan 14 gün sonra mı hastalık kendini ortaya evet, çıkartıyor? Evet, biz hastalığın inkübasyon süresi diyoruz. Yani alındıktan ve hastalık ortaya çıkması için geçen süre gibi diye düşünelim. Normalde yapılmış, yine Çin'den yapılan çalışmalarda görüyoruz. Ortalama aslında 5 gün gibi bu süre. Ama diğer bu bahsettiğimiz SARS, MERS gibi hayvandan geçen virüslere ithafen bunu 14 güne kadar uzatıyoruz ki güvenlik range olsun, biraz daha güven içinde kalabilelim diye. Onun için 14 gün, 14 günlük süre öyle belirleniyor. O süre aşıldığında da bir sorun olmadığını düşünüyoruz. Çok önemli. Peki hocam, mesela grip aşıları var. Özellikle risk grubu olan kişiler, işte yaşlılara, hamilelere ya da çocuklara önerdiğiniz. Siz de öneriyorsunuz değil mi hocam? Onu da risk cümle grupları için mutlaka söyleyelim. Grip aşısını öneriyoruz. Grip aşısını öneriyoruz. Peki bu grip aşısı koronavirüse karşı koruma özelliğini taşır mı hocam? Hayır. Taşımaz. Şu anda taşımıyor. Belki seneye olacak grip aşısı, içine eğer aşısı yapılabilirse konulabilir. Ama şu andaki koronavirüs için grip aşısının bir faydası yok. Koronavirüs için ayrıca bir aşı çalışmaları var mı peki? Evet. Yapılıyor. Bununla ilgili aşı çalışmaları var. Ama hani bu sezona bir aşının üretilip güvenlik marşını geçebilmesi için bir süre geçmesi gerekiyor. Gönüllüler üzerinde uygulanıp yan etkilerinin olmadığını gösterilmesi. Onun için bu seneye yetişmez o. Ama bu önümüzdeki sene de devam edebilir, tekrar olabilir. Onun için önümüzdeki sene belki onun aşısını konuşuyor olabiliriz. Dünyada ölüm sayısı var mı hocam? Siz de elinizde böyle bir açıklanan, tam netleşen kaç kişi koronavirüsten hayatını kaybetti acaba? Şöyle 2700 kişi gibi gözüküyor. Ama tüm dünyada şu anda baktığımızda bu sene mevsimsel gripten de 72 bin kişi ölmüş. O kadar, hani ikisini karşılaştırınca belki etki ettikleri nüfus bütün dünya falan, ama hani çok da birbirinden farklı değilmiş. 72 bin nerede? Evet. 2000 nerede? Yani mevsimsel grip çok daha fazla. Evet, ama can mevsimsel almış. Grip bütün dünyada, bu daha lokal olduğunu düşününce, hani oranlasak da yine bu nüfusla karşılaştırdığımızda çok da korkmamızı gerektirecek bir şey yok olduğunu İşte bizim gördüm. Sınırımıza geldiği zaman işte İran özellikle değil mi? Bizde bir panik havası da yarattı. Irak'ta da görülmesi söz konusu mu? Öyle bir söylentiler de çıktı ama hocam. Şöyle, son bilgilerde var mı? Bir öğrenci, İran'dan gelen bir öğrenci Irak'ta okuyormuş. Onda saptandığı söylendi. Yine Irak'tan giden Umman'da bir kişi olduğu söylendi. Kuveyt'te duyulmuş sanıyorum, Bahreyn'de açıklandı ama ne kadar doğru, sizden belki öğrenebiliriz. Birer ikişer olgu olarak var. Hani oralara import vaka diyoruz, olan bir yerden seyahat etmiş kişiler tarzında. Yoksa hani asıl şimdi şu anda İran'mış gibi gözüküyor. İran, İtalya ve Güney Kore. Güney Kore, evet, Avrupa'ya da sıçramış olarak görünüyor. İtalya'da İtalya'da yüksek mi sayı hocam? Şöyle, bazı kasabalar karantina altında orada. Bir takım işte okullar tatil edilmiş. Üniversitelerde dahil olmak üzere. Orada da kontrol altına almak için yine karantina uygulamaları devam ediyor. Çok şükür ki Türkiye'de yok. Bir kere daha altını çizmek lazım. Bu virüse henüz Türkiye'de rastlanmadı sevgili izleyiciler. Ve çok sıkı tedbirler de alındı. Hem Sağlık Bakanlığı'ndan. Hocam, siz bir de dernek üyesisiniz. Biraz dernekten de bahseder misiniz? Orada da bununla ilgili çalışmalar yapıyor musunuz? Şöyle, dernek başkanısınız. Çok özür diliyorum hocam. Dernek başkanısınız. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Başkanıyım ben. Evet. Bizim derneğimiz üyelerimizi işte yeni gelişmeler, bilgiler konusunda donanımlarını arttırmak adına toplantılar yapıyoruz bu amaçla. Yine bu olaylar başladığında basın toplantısıyla toplumu bilgilendirmeye çalışmıştık. Yine bizim başkan yardımcımız da Çin'e giden ve oradakileri alıp gelen, karantinada kalan. Bu sürecin de içerisindeyiz.
Aslında, evet. Aslında en yakın, en net bilgileri sizlerden alıyoruz. Evet. Sevgili izleyiciler, Woman TV yine Farkın Ortaköy'ü, Canan hocamız tam bütün bu koronavirüs olayını en yakından takip eden hem birimin içinde hem de derneğin başkanı. Biz onun ağzından, ilk elden, ilk ağızdan bu açıklamaları alıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de şu an için korkacak bir şey olmadığının altını çiziyorsunuz ama önlem almakta da fayda var diyorsunuz. Aynen öyle. Giriş çıkışlarda özellikle. Evet, şu anda zaten İran'dan giriş ve çıkışlar da durduruldu biliyorsunuz. Şu andaki mevsimsel gribi de önlemek adına yapılacak şeyler aynı. Onun için hani toplumun dikkat etmesi gereken şeyler, biz aslında hasta olmamak için beslenmemize, uykumuza, spor aktivitelerine, bunlara uyduğumuz zaman birçok hastalıktan, depresyon da dahil olmak üzere, korunabiliyoruz aslında. Onun için hani bu sağlıklı insan olmak adına yapılan işlemlere devam ediyoruz. Çok önemli, her hastalıkta vurguluyoruz. El yıkama çok önemli, onu bir kere daha vurgulamak istiyorum. Ellerimizi yıkıyoruz ve mümkün olduğunca da çevreyle temas ettikten sonra elimizi ağzımıza, gözümüze götürmememiz. Götürmüyoruz, çok öpüşmüyoruz, çok sarılmıyoruz. Biz özellikle Türk toplumunda çok yaygın. Biraz sevecen, cana yakın insanlarız hepimiz ama şu dönemlerde bunu da azaltmakta herhalde fayda var. Peki hocam, Allah korusun, diyelim ki test yapıldı ve koronavirüs tespit edildi bizde. O zaman nasıl bir tedavi uygulanıyor? Aslında iyileşme oranı yüksek, başarı oranı dediniz değil mi hocam? Ölüme giden bazı sayı çok az. Bazı yayınlarda görüyoruz. Hiç şikayeti olmadan geçiren insanlar da olabiliyor. Onun için hani mutlaka herkes de hastaneye düşüp hasta olacak diye bir şey de yok. O genel taramada mı ortaya çıkıyor, hiçbir şikayeti yoksa? Evet. Genel bir taramada virüs tespit şöyle ediliyor. Şöyle işte, bu da şöyle anlaşılmış, onunla ilgili de Çin'de o bölgeden akrabalarını ziyarete başka bir bölgeye giden bir kişi, kendisinde hiçbir hastalık semptomu yok. Gittiği evdeki 3 kişi hastalanınca bu nasıl olmuş diye sonra yapılan araştırmada ortaya çıkmış. Tedbir amaçlı, yani bir bakalım kontrol olsun diye o ara tespit orada edilmiş. Tespit edilmiş. Onun için hani belki de büyük çoğunluk öyle geçiriyor. Çok o konuyla ilgili bilgiler de güncellenmediği için o bilgiler geldikçe de öğreneceğiz. Onun için de yapmamız gereken şey şu: eğer böyle bir yurt dışı temasımız oldu ise, ateşimiz ve öksürüğümüz varsa, en yakın sağlık kuruluşuna bir maske takarak gidiyoruz. Orada biz hastaneye gelen tür şüpheli teması, ateşi ve öksürüğü olan kişilerden sürüntü örneği alıyoruz boğazdan. Onu Ankara'ya gönderiyoruz. O pozitif ya da negatif çıkmasına göre kliniği ağrı olmayan kişiler, ateşi çok yüksek olmayan, öksürüğü, nefes darlığı olmayan kişiler evlerinde de takip edilebilir. Hastaneye yatmasına gerek kalmayabilir. Evet. Solunum sıkıntısı, şiddetli öksürüğü olanları hastanede yatırıp tedavi edilebilir. Onun dışında işte temaslıları olabilir bu kişilerin. Hasta olan kişiyle temas etmiş kişiler, onların ne yapması gerekir? Bu temaslıların da 14 gün içinde kendilerinde hastalık çıkabileceğini bilerek kendilerini, eğer işte toplu taşımlara binmez, kalabalık yerlere gitmezlerse, eğer kendilerinde mikrop varsa bulaştırmamak adına bunları dikkat ederlerse hastalığın yayılması da önlenebilir. Peki tespit edilirse nasıl bir tedavi uygulanıyor hocam hastanede? Şu anda bilinen, geliştirilmiş bir tedavisi yok ama bizim SARS ve MERS'ten getirdiğimiz bir takım tecrübelerimiz var. Onun için bazı ilaç tedavilerinin başarılı sonuçlar alındığına dair yayınlar var. O ilaçlar da ülkemizde mevcut. AIDS ilaçları kullanılıyor diye duyduk. Doğru mu hocam? Evet, bazı AIDS. O da virütik bir hastalık sonuçta değil mi? Evet, o da virüs. O da bir virüs. Bazı benzer genetik yapıları olması özellikleri nedeniyle onda kullanılan tedavi
bunun için de kullanılabiliyor ve başarılı olduğuna dair yayınlar da var. Hani o açıdan da şanslıyız. Ülkemizde bununla ilgili ilaçlar da var. Hani kullanabileceğimiz. Ne kadar sürüyor ortalama bir rakam vermek, yani gün ya da hafta vermek mümkün mü tedavide hocam? Hastaneye yattıktan sonra. Genellikle işte hastalığın süresi ateşin 5-7 gün arasında devam ediyor. Çok solunum sıkıntısı, öksürüğü olursa da 2 ile 3 hafta arasında hastanede. 2-3 hafta arasında aslında bir an önce, yani çabuk tedavisi gerçekleşiyor. Hele ki evde tedavi gören hastalar için çok daha kolay oluyordur değil mi? Basit. Medikal tedavilerle aslında. Aynen, ateş düşürücülerle. Evde. Yani bir grip tedavi eder gibi. Öyle. Yani aslında bu kadar, hani tabii ölümlere yol açtığı için ve sayı gitgide de arttığı için, belki de yayıldığı için de bir panik havası esiyor tüm dünyada hocam. Ama özellikle koruma yollarını çok net anlattınız. Bu konuda çok teşekkür ediyorum. Tedavilerde bu anlamda zaten söylüyorsunuz, tedaviler var elimizde, mevcut tedaviler. Ölüme yol açması da çok daha %2'lerde mi dediniz sonuçlarda? Yani koronavirüse yakalandıktan sonra sevgili izleyiciler, yakalananlar arasında sonucu ölümle sonuçlanan vaka sayısı %2 oranı. Vaka oranı %2 aslında, bu kadar düşük. Gripten, mevsimsel gripten hayatını kaybeden vaka dünya çapında kaç dediniz hocam siz? 72 bin mi? Evet öyle, ama hani oran olarak bütün dünya nüfusuna baktığımızda %6 gibi. %6 çok daha düşük oranda koronavirüsten hayatını kaybeden insanlar. Ama koronavirüsün dedik ya, belli bir yaşın üstünde daha fazla risk oluşturuyor. Ama çocuklarda bu influenza'dan bile düşük aslında koronanın öldürücülük oranları. Peki hocam, bu özellikle dernekten biraz bahsetmek istiyorum sizinle. Eğitimler planlıyoruz dediniz orada. Basın toplantısı yaptınız. Başka çalışmalarınız var mı planladığınız? Neler yapıyorsunuz orada? Şimdi biz bir uzmanlık derneği olduğumuz için uzmanlık alanının eğitimi içinde gerekli şeyleri yapıyoruz. Bu ne demektir? Uzman olduktan sonra eğitim bitmiyor. Uzmanlık sonrası eğitimleri yapıyoruz. Yine uzman olmak için asistanlık döneminde bir takım eğitimlere ihtiyaç var. Ve bunların başarılı olup olmadığının değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun için de sınavlara ihtiyaç var. Biz Türkiye'de ilk olarak online sınav başlatan derneğiz. Bütün ihtisas veren kurumlara, üniversiteler, eğitim hastaneleri, hepsine aynı gün, aynı anda internet üzerinden hocalarının gözetiminde aynı sorularla sınav yapıyoruz. Bu sınav konularında hocalarına feedback veriyoruz. Asistanlarının hangi açılardan eğitime ihtiyaçları var? Türkiye genelinde neredeler? Böylece Türkiye genelinde eşit bir eğitim planlaması yapmayı, her bu konuda yetişmiş kişinin aynı düzeyde bilgide olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Harika. Ne güzel çalışmalar. Peki hocam, şöyle bir toparlayacak olursak özellikle Women TV izleyicilerine, koronavirüsten korkalım mı? Korunmak için neler yapalım? Neler söylemek istersiniz? Öncelikle korkmayalım. Ülkemizde görülmedi. Görülse de hepimiz konuyla ilgili yeterli bilgiye sahip olduk. Hastalık nasıl başlayacak biliyoruz. Ne yapmamız gerektiğini biz hekim tarafı olarak biliyoruz. Sadece toplumun bilmesi gerektiği şey bu mevsimsel griple çok benzer özelliklerde. Onun için biz eğer beslenmemize, egzersizimize, uykumuza dikkat edip hasta olanlar da etraflarına bulaştırmamak için maske takar, biz de ellerimizi sık sık yıkar, çevre kontaminasyonu sonrası ağzımıza, gözümüze götürmezsek hastalığı önlemek için %95 yol kat etmiş oluyoruz. Harika. Zaten. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek bu anlamda. Dolayısıyla doğru beslenme, sağlıklı yaşam.
En önemli kriterler, evet. Değil mi hocam? Evet. Çok teşekkür ediyorum. Bizi bu kadar ben net, açıkça bilgilendirdiğiniz için hem de tam anlayacağımız şekilde, anladığımız dilde. Tekrar mutlaka bekliyoruz hocam çok sizi. Çok teşekkür ederim. İnşallah böyle bir daha virüsler de hepimizden, tüm dünyadan uzak olsun, ortaya çıkmasın. Evet. Bir an önce de tedavileri, aşıları bulunsun ve bu virüsler tamamen sonsuza dek ortadan kaldırılsın diye temenni edelim. Çok İnşallah. sağ olun hocam, Ben çok bizimle birlikte teşekkür olduğunuz ederim. için. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, ülkemizde koronavirüs yok en azından. Bunun haberini almış olduk, netleştirmiş olduk. Ama tedbiri elden bırakmayacağız. Bağışıklık sistemimizi güçlendireceğiz. Özellikle yaşlı risk grubunda olanlar için biraz daha temkinli olacağız. İlaçlarımızı düzgün kullanacağız. Doktor kontrollerimizi aksatmayacağız dedi Canan hocamız bize. Ve tabii ki tedbiri elden bırakmayacağız. Çok sarılıp çok öpüşmeyeceğiz bu dönemde dedi. Yurt dışına çıkarken de belki dikkatli olmakta. Özellikle hastalığın görüldüğü ülkelere seyahat ederken de eğer mecbur değilsek gitmemekte Ertelemekte evet fayda fayda olabilir. var dedi Canan hocamız. Sevgili izleyiciler, biz bugün de Kadın Hayatlar'ın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyoruz efendim.